Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine deseni çok beğendiğim bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında çok güzel bir tam böyle yaprak desenli yazmalara göre bir model hazırladım sizlerle paylaşmak için. E, modelime başlarken yazmamın kenarını göstermek istiyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum yazmalarımı. Tığlama ile ilgili benim detaylarımı merak edenler için YouTube'da daha önce paylaşmıştım. E, YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önce paylaşmış olduğum videomu bulup izleyebilirsiniz. Yazmanın içindeki renklere göre iplerimi hazırladım. Onları göstereyim. Yazmanın içerisindeki yeşil tonu 3 numara altın başak yeşille uyumluydu. Bu nedenle altın başak 3 numara yeşil ipimle yazmamı tığladım. Kahve tonlar var. Kahveyi kullanacağım bugün. Kahve rengi altın başak 117 numara. Böyle petrol tonu var. Bunun için altın başak 745 numara. Pembe var. Pembe içinde de altın başak 91 numara kullanacağım. E şuradaki kahve tonunu kullanmıyorum. Ben şunu tercih ettim bu sefer. E bugün bu modeli yaparken kullandığım tığım da 22 numara. Hemen modelimi göstermek istiyorum. Çok güzel bir model. E ilk kez paylaşacağım bir model. Daha önce de bir yerde büyük bir ihtimalle görmediniz. Hemen birlikte yapalım. Yeşil ipimle çimenimi örmek için ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Hem tığlamamı yakından göstereyim. Bu elimdeki yazma da polyester bir yazma arkadaşlar. Buna rağmen delinmeden ben bu şekilde tığladım. Hemen geldim tığ battığının altından ipimi tutturuyorum sık iğne ile. Üstüne bir tane zincir çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra tekrar iki çıktım. Böyle bir trabzan yaptık. Biraz daha sıkı yapacağım şu kısmının. Sonra üstüne 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorum. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu sık iğneyi birinci sık iğne olarak düşünüyorum. Yanına ikinci, yanına üçüncü, Dördüncü, beşinci, altıncı. Hemen tığ battığının altından da bir tane daha yaptım. Şimdi burada bir tane örümcek daha yapıyoruz. Ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden üç tane yapacağım. Siz de istediğiniz sıklıkla ayarlayabilirsiniz. Sayısını değiştirebilirsiniz. Yine bir defa doladım örümceğimi yaptıktan sonra. Tığ battığında iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. Önce bir çıkıyorum. Sonra iki çıkıyorum. Sonra yine iki çıkıyorum. Bu şekilde yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yine düğümledim. Bu şekilde 3 tane kirpik yapmış olduk. Kirpiğimi, son kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğne. Yanına ikinciyi yapıyorum. Üçüncü, dördüncü, 5. 6. 7. tığ batının altından yapıyoruz. Şimdi çiçek yuvaları arasında bu şekilde bırakıyorum çimenimi. E, yuvamızı yapmaya başlayalım. Yuvamı yaparken arkadaşlar yine küçük bir örümcekle başladım. Biraz önce yaptığım örümceklerim gibi. Bir defa doladım. Tığ iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne iki tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Sık iğne ile. Birinci sık iğne ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yedi tane sık iğne yaptım. Sekizinciyi yine tığ battığının altından yapalım. Bu şekilde. Yine örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Yine tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu şekilde oldu. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Ters yönde döndüm örneğin. Şurada iki zincir bırakarak, 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Buradan giriyorum. Kirpik gibi değil de daha ziyade daha kolay tutturalım diye yaptık o iki zincirimizi. Bu şekilde döndüm. Bir tane zincir çektim. Tekrar düz tarafa döndüm. Burada sık iğnemi yapıyorum. Bu sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi tekrar girdim çıktım tığımda 2 tane oldu. Tekrar zincirimin altından girdim. Tığımda 3 tane. Tığımda 4 5 tane yapacağım arkadaşlar bu şekilde tığın üstüne 5 ilmek. Bunu şimdi tunus şeklinde devam ediyoruz. İkişer ikişer geriye çıkacağım. Bu şekilde. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. İlpiğimi düğümledim. Hemen ikinci yuvadan giriyorum. Yine girdim. ilmeğimi çıkarttım. Yine giriyorum. ilmeğimi çıkartıyorum. Yine son yuvadan da girdim. ilmeğimi çıkarttım. En başta 5'te şimdi dört tane tığımda ilmek var. Yine ikişer ikişer geriye alıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kapadım. Hemen birinciden girdim. İkinciden girdim ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde ilmeğimden girdim. Hepsini çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine uç noktası olduğu için buraya iki tane kirpik yapacağım. 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya kirpiğimi düğümledim. Şimdi kirpiklerin dönüşüne geldik iniş için. Hemen bir sonraki yuvaya giriyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle kendi yuvasına. Bir sonraki yuvaya geliyorum sık iğne ile. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim kendi yuvasına. Yine bir sonrakine geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim kendi yuvasına. Bu şekilde tamamladım. En sonda yine yuvadan kirpiğimi kapattım. Bu şekilde oldu. Bu yaprağımız arkadaşlar. Şimdi yanına birinci sık iğne. Şimdi o e, kirpiğimi kapattığım sık iğneyi saymadım. Onun yanından devam ediyorum. İkinci sık iğneydi bu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Şöyle oldu. Yani biraz sonra çiçeğimi burada süsleyeceğim. Bu yaprağım tek kalıyor bu şekilde burada. Hemen devam edelim. Biraz ip saracağım. Aşağıya doğru buradaki trabzanımdan 8 tane pardon 7 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. tığ battının altından yapıyorum. Çimenim şu an bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Ee, ben hızlı bir şekilde şimdi arada 3 tane bundan yapacağım. Yine çimenimi yapacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Ben hızlı bir şekilde çimenimi biraz arttırayım. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. Üst kısmı yapıldığında gerçekten çok farklı ve güzel bir model oluyor. Hızlıca dönüyorum ben. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Dilerseniz biraz daha seyreltebilirsiniz. Aradaki çimen sayısını değiştirerek. Şimdi hemen üst kısmıyla devam edelim. Pembe ipimle yapacağım üst kısmını. Daha doğrusu renkli kısmını öyle söyleyelim. E, i̇lmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Benim son zamanlarda yaptığım en farklı çimen bu oldu. Geldim hemen şöyle. Dipteki sık iğneden değil de onun bir yanındaki sık iğneden. Sık iğnenin üzerinden giriyorum. Bu birinci yanına girdim ikinci şöyle göstereyim yaptığım kısmı tekrar yapıyorum üçüncü yine beş tane yapacağım tekrar yaptım dördüncü beşinci 5 beş tane bu şekilde yaptım tığımın üstünde şimdi az önceki yaprakta yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz i̇ki, ikişer ikişer geriye doğru beş ilmeği çıktım üstüne bir iki üç dört beş tane zincir çektim hemen İlk boşluktan sık iğne ile tutturdum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. O boşlukları daha rahat fark edebilin diye. Hemen sıradaki boşluklarımdan da ilmeklerimi oluşturuyorum. Her seferinde ilmek sayısı bir bir azalıyor. Yukarıya doğru. 4 tane oldu. Şimdi 2-2 iki iki tekrar geri alıyorum. 1-2-3-4-5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanındaki boşluktan ilmeğimi çıkardım. Yanındakinden tekrar ilmeğimi çıkardım. 5'te 4'tü şimdi 3 oldu. 2 2 geriye doğru çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Sıradaki ilmeğimi çıkarttım. Düğümlüyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Uç noktası olduğu için 2 tane yapacağım. tane kirpiğimi yaptım. Şimdi bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum önce. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar kapatıyorum. Sonraki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kendi yuvasına sık iğne ile kapatıyorum. Bir alttakine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yine kendi yuvasına kapatıyorum. Bu şekilde bu çiçeğimizde yapmış olduk orta dalını. Şimdi hemen dipteki sık iğneden giriyorum. Tekrar sık iğnemi yapmış oldum üstüne. Birinci sık iğne, birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, beşinci. Tam geliyor sık iğnemiz bu şekilde yaptıysanız eğer verdiğim sayılarla. Yine 2 2 geriye çıkıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz 5 ilmekle. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 2. ilmeğim, 3. 4. Yine 2 2 çıktım. Yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk yuvadan zincirimi kapattım ikinci de bu şekilde yaptık yine 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm ilk yuvadan kapatıyorum ikinciden ilmeğimi çıkardım zaten bu, bu sırada 2 ilmek oluyor hepsini birden topluyorum uç kısma 5 tane zincir çektim geri döndüm kapatıyorum Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kapattım. Aşağıya doğru bir sonraki ilmeğe indim. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kendi yuvasına kapatıyorum. Bir aşağıya geçtim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kendi yuvasına kapatıyorum. Yine bir alttakine geçtim kendi 1, 2, 3, 4, 5 zincirle kendi yuvasına kapattım. En son biterken de şurada hemen dipte bir sık iğnemiz var. Oradan tutturuyorum. Bir tane zincir çektim üstüne. Burada ipimi hemen keseceğim. Şöyle yaptığımız kısma bir bakalım. Bu iğne oyasında bir modeldi arkadaşlar. Çevirdik tığ oyasına bu şekilde oldu. Bilirsiniz iğne oyasında böyle değişik renkli yapraklar yaparak ilerletilen modeller var. Bence çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi hemen yandakini de diğer rengimle yapıp ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar ve ütüyle de hafifçe düzelttim. Ve bilenler biliyordur bu model iğne oyasında pahalı bir model gerçekten. Yapımı da zordur eminim. E, ama bunu böyle sizin için e, tığ oyasına çevirdim. İnşallah denemeyi düşünürseniz benim verdiğim sayılarla aynı yapın ve aynı sonucu elde edin. Yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.